Merhabalar. Bu hafta size yine birazcık kişisel gelişimin karanlık yüzünden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kişisel gelişimin karanlık yüzünü gözler önüne seren bir olay oldu geçen haftalarda. Şimdi bu kapanmaya girdiğimiz zaman kişisel gelişim gurusu diyebileceğimiz bir insan. İşte bu konuda kitaplar, romanlar yazmış, Instagram'da sürekli bu tip paylaşımlar yapan, insanları bu konuda bilgilendiren bir kişi. Dedi ki bu kapanmayı dedi verimli bir şekilde geçirelim. 21 günlük bir meditasyon programına girelim. Ben size her gün buradan paylaşımlar yapacağım, belirli bilgiler vereceğim ve bunlarla ilgili ödevler vereceğim. Kök inançlarımızı bulalım, bizi kısıtlayan inançlarımızı bulalım ve işte hayalini kurduğumuz şeyi gerçekleştirmek için de 21 gün boyunca bir meditasyon eşliğinde bu şeyin hayalini kuralım ve istediğimiz şeyler en nihayetinde gerçek olsun gibi bir şeyle yola çıktılar. Ve bir gün, iki gün, üç gün böyle güzel güzel ilerledi. Her gün ödevler geliyor. İnsanlar çok böyle büyük bir heyecanla, büyük bir şekli takip ediyorlar vesaire. 15. günde bir anda durdu paylaşımlar. İşte canlı yayınlar yapıyordu gün aşırı. Canlı yayınlar zaten aksamaya başlamıştı. Onlar da komple durdu falan filan. İnsanlar tabii ya işte ne diyelim Ayşe Hanım iyi misiniz? Ondan sonra başınıza bir şey mi geldi falan diye endişelendiler haklı olarak. Çünkü bu bir anda ortadan kayboluyor olmasının, takipçilerini bu şekilde ortada bırakıyor olmasının ve hiçbir açıklama yapmadan bunu yapıyor olmasına bir anlam veremedi insanlar ve işte iyi misiniz, başınıza bir şey mi geldi, sizi merak ediyoruz, umarım iyisinizdir falan filan gibi şeyler söylediler. Ama Ayşe Hanım herhalde iyi olacaktı ki bir yandan böyle linkler vermeye, işte şu elbisenin linkini bırakıyorum, yok bilmem ne linkini bırakıyorum tarzı link paylaşımları yapmaya, işte yürüyüşe gidiyor, yürüyüş paylaşımları yapmaya, kahve içiyor, kahvesini paylaşmaya falan devam ediyor. Bütün bunları paylaşırken iki satır bir şey yazıp insanlara bir açıklama yapmıyor. Tabii bu ilk başta kendisini merak eden kişilerin merakı bu paylaşımları gördükten sonra bir öfkeye ve bir siteme dönüştü. İşte nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Sizi takip edenlere işte saygısızlık yapıyorsunuz vesaire gibi. Ki bence bu konuda da çok haklılar. Yani bazı sebepler olabilir bunu yarıda bırakmanız için. Ama en azından bir açıklama yapmanız gerekir. Hiç öyle bir açıklama da gelmedi. Bu yanlış oldu. Biz bu kişisel gelişim konusunda faaliyet gösteren, işte bu konuda uzman geçinen, bu konuda bize sürekli bilgiler veren vesaire insanları gözümüzde biraz fazla büyütüyoruz. Halbuki bir şeyleri bilmek başka bir şey, o bildiğiniz şeyleri kusursuz bir şekilde uygulayabilmek bambaşka bir şey. Ve hepimiz insanız ve zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Bu kişiler de hatalar yapabilir, saygısızca davranışlarda bulunabilir, düşüncesizce davranışlarda bulunabilir. Tamam tepkimizi dile getirelim ama ah böyle işte inanamıyorum nasıl böyle bir şey yapar, ay hayallerim yerle bir oldu falan gibi böyle çok büyük hezeyanlara da kapılmamak gerekir diye düşünüyorum. O insanları çok gözünüzde büyütmeyelim bence. Bu bir. İkincisi bu işte paylaşımlar kesildikten sonra ve öncesinde de aslında altına şu tip yorumlar yapıldığını gördüm. İşte Ayşe Hanım, şimdi biz o gerçekleşmesini istediğimiz hayalimizle ilgili olarak hep aynı anı mı düşünmeliyiz? Yoksa işte o hayalle ilgili farklı farklı anları da gözümüzde canlandırabilir miyiz? Bu uygun olur mu? Ya da işte Ayşe Hanım, ben bir gün meditasyonumu yapamadım. Ondan sonra işte o vizyonlamayı yapamadım vesaire. Şimdi kaldığım yerden devam edebilir miyim? Yoksa 21 günlük bir programın ta en başına mı dönmem gerekir? İşte Ayşe Hanım şöyle şöyle bir şey oldu. Ben işte onun hayalini kurarken böyle başka şeyler de düşünmeye başladım. Acaba bu başka şeylere yol açar mı falan filan gibi böyle enteresan yorumlar. Şimdi yani enteresan diyorum ama bir yandan da üzülüyorum. Çünkü ben bu yorumlarda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle bir umutsuzluk ve böyle çaresizce böyle bir şeylere tutunma ihtiyacı. Yani hayatımızda belli ki memnun olmadığımız, değiştirmek istediğimiz ya da gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz var. Ve bunlar için böyle umutsuzca birilerinin bize bir reçete vermesini ve o reçeteyi hatasız ve eksiksiz bir şekilde yaparsak onun gerçekleşeceğine hani inanmak istiyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Çünkü yani kişisel gelişim bu değil bir kere ve kişisel gelişim adı üstünde kişisel bir şey ve herkesin yolculuğu, herkesin tecrübeleri bambaşka. Hepimizin bilinçaltı, bilincimizin işleyişi vesaire bambaşka. Hayatımız, içinde bulunduğumuz koşullar, hissettiğimiz şeyler, karakterimiz, işte bizi biz yapan şeyler bambaşka ya. Yani parmak iziniz gibi, retinanız gibi farklı ve eşsiz hepimizin yolculuğu. Bunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden bu böyle bir
hani ben bir reçete veriyorum, bunu uyguladığınız takdirde bunlar bunlar olacaktır gibi bir yaklaşımı ben çok yanlış buluyorum. O işte kişisel gelişimle ilgili aldığımız bilgileri, bize uygun olanları bize uygun olduğu ölçüde uygulamaya çalışmamız gerekiyor. Yani kendi reçetemizi kendimiz yazacağız aslında. Başka insanların bunu bizim için yapmasını beklemiyor olmamız lazım. İşte Ayşe Hanım 21 günlük meditasyon programını yarıda bıraktı. Ne oldu? Yıkıldı mı dünya? Hayallerimiz yıkıldı mı? Şimdi ortada mı kala kaldık öylece? Hayır ya, hayır. Yani siz varsınız en başta. Bunu yapacak olan sizsiniz. Başaracak olan da sizsiniz. Bu kişisel gelişim yolculuğunuzda kimseye değil, sadece kendinize güvenin, hayatın akışına güvenin ve kendinizi asla umutsuz ve karamsar hissetmeyin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.